yeniden merhaba. Kanalıma, yeni videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra matematik problemler ve sayısal mantık fulleten taktiklerden bahsedeceğim. Birazcık KPSS videolarına ara vermiştim ama bu videoyla geri dönüş yapıyorum. Videolara kaldığımız yerden devam edeceğiz. Çekmemi istediğiniz farklı videolar varsa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bugün başlıkta da görmüş olduğunuz gibi ve az önce de söylemiş olduğum gibi matematiğin en ama en önemli konusu problemlerden konuşacağız. Aynı zamanda sayısal mantığa da birazcık değineceğiz. Nasıl fulleyebiliriz, nasıl çalışabiliriz? Biliyorsunuz ki özellikle problemler konusu matematik dersinin en önemli konulardan bir tanesi. Bunun sebebi ise aslında problemlerden soru çıktığını, her sınavda soru çıktığını biliyorsunuz. Bu çok büyük bir avantaj. Yani aslında hangi konudan ne kadar soru çıktığını bildiğiniz için bu konuya özellikle ağırlık vermeniz gerektiğini biliyorsunuz. Bu arada videonun ilerleyen kısımlarında 2018 yılında ön lisans KPSS'de matematikten hangi problemler konusundan kaç soru çıkmış bundan da bahsedeceğim. Ama şimdi biz gelelim videomuzun esas konusu olan problemleri ve sayısal mantığı nasıl halledebiliriz, nasıl fulleyebiliriz ve nasıl çalışabiliriz. Ama tabii ki de her zaman söylemiş olduğum gibi kanalıma beğenirseniz ve destek olmak isterseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Yanındaki zil işaretini açarak da attığım videolardan haberdar olabilirsiniz. İsterseniz beni Instagram hesabımdan da takip edebilirsiniz. Şuraya bir yere ismimi bırakıyor olacağım. Bu hatırlatmayı da yaptığıma göre artık videoya geçelim. Şimdi arkadaşlar en başta da söylemiş olduğum gibi problemlerden mutlaka ama mutlaka her sınavda soru çıkıyor biliyorsunuz ve bu çok çok büyük bir avantaj. Ve çoğu kişinin de problemler konusunda özellikle matematiğin problemler konusunda zorlandığını biliyorum. Ne yapmanız gerekiyor? Sürekli üstüne gitmeniz gerekiyor arkadaşlar. Türkçenin de biliyorsunuz ki paragraf soruları ne kadar önemli. Neredeyse Türkçe sorularının yarısından fazlası paragraf ve benzeri sorulardan oluşuyor. Aslında matematik için de problemler bu kadar önemli. Çünkü en az 5-6 soru çıkıyor her sınavda problemlerden. O yüzden problemleri gerçekten iyi bir şekilde öğrenmeniz çok çok önemli arkadaşlar. Ne yapabilirsiniz? Şimdi benim problemlerle aram hiç iyi değil diyorsanız, hiçbir şekilde anlamıyorum diyorsanız mutlaka ama mutlaka kolaydan zora doğru ilerleyin. Ne kadar yapamasan da ne kadar zor gelse de ısrarla soru çözmeye devam etmen gerekiyor. Çünkü bu konuyu es geçmek gibi bir şansın yok. Çok önemli bir konu matematikte. O yüzden mutlaka ama mutlaka üstüne gitmen gerekiyor bu konunun özellikle. Mutlaka ama mutlaka konu anlatım kitabın olması gerekiyor. Eğer evden hazırlanıyorsan KPSS'ye, internetten videolar dinleyeceksindir. Videoları dinlerken eş zamanlı olarak da kitabından, konu anlatım kitabından gitmen çok çok önemli. Bununla birlikte konu anlatım videosunu diyelim ki dinledin. Sıra geldi soru çözmeye. Ama soru çözme kısmında maalesef ki başarılı olamıyorsun. Aslında başarılı olsan da olmasan da mutlaka ama mutlaka en az 2 tane soru çözüm videosu izlemen gerekiyor. Farklı soru tarzlarını görmen açısından da hangi yolları izlediğini, hangi pratik yollardan gidildiğini anlamak açısından da mutlaka soru çözüm videosu izlemen gerekiyor. Bunlarla birlikte tabii ki de en az 3 tane test kitabından problemlerle ilgili test çözmen gerekiyor. Bunlar şu şekilde olmalı. İlk önce kolaydan oluşan bir kitabın olsun. Yani kolay sorulardan oluşan. Ki bu senin motivasyonunu da arttırır. Direkt zor soru bankasından gidersen yapamadıkça, yanlış yaptıkça cevapları motivasyonun çok düşecektir. Ve problemleri çözmeye olan inancın da bayağı bir azalacaktır. O yüzden mutlaka kolaydan zora gitmen çok çok önemli. Problemleri sidirene kadar çalışman gerekiyor. Gerekirse günlerce çalışman gerekiyor. Ben mesela Türkçe'de paragraf konusu ne kadar önemli olduğunu söylemiştim az önce de. Neredeyse her videomda da söylüyorum. Ve hala daha paragraf konusunda çalışmış olsam dahi her gün mutlaka 15-20 tane soru çözmeye çalışıyorum. Eğer o gün çok yoğunsam en azından bir tane olsun paragraf sorusu çözmeye çalışıyorum. Problemleri de aynı paragrafları da yaptığım gibi gün içerisinde mutlaka 15-20 tane problemler sorusu çözmeye çalışıyorum. Bunu aslında günlük rutin haline getirmeniz gerekiyor ki konuyu çok daha iyi kavrayabilin. Dediğim gibi asla aceleye getirmeyin. Gerekirse günlerce çalışın. Eş zamanlı olarak ders çalışma kitabınızla birlikte ilerleyin mutlaka. Bence bunlar çok çok önemli. Aslında problemler konusu kafanızda o kadar büyüttüğünüz kadar zor konular değil. Kolaylıkla gerçekten kendinize vererek yapabileceğiniz sorular. Ve bence hoca seçimi de gerçekten çok çok önemli. Ben hangi hocadan dinliyordum bunu da paylaşacağım ama hani siz farklı hocalardan dinliyor olabilirsiniz. Benim dinlediğim hocadan anlamıyor olabilirsiniz. O yüzden bunu tavsiye olarak değil de ben hangi hocadan dinledim, hangi hocanın anlatımı bana daha kolay geldi.
Bunu söyleyeceğim. Şenol Güneş Hoca'dan ben dinliyordum matematik konularını. Gerçekten bence iyi anlatıyor. Biraz yavaş anlatıyor ama videoyu hızlandırarak da aslında süreyi de kısaltabilirsiniz. Bence gayet güzel anlatıyor. Eğer siz farklı bir hocadan dinliyorsanız bana da öneride bulunabilirsiniz. Çünkü ben de matematiğe çalışıyorum. O hocadan da dinleyebilirim. Soruları mutlaka dikkatli okumanız gerekiyor. Sorudan kopmamanız gerekiyor ve matematik diliyle çözmeye çalışmanız gerekiyor. Ne demek istiyorum? Matematik dili ne demek? Mesela bir bilinmeyene x demeyi bilmeniz gerekiyor. Ve diğer verileri de onun cinsinden ifade etmeniz gerektiğini zaten biliyor olduğunuzu düşünüyorum. Bunlar basit şeyler gibi gözüküyor ve çoğumuz da belki bunu biliyoruzdur ama soru çözmeye geldiğinde nedense aklımızdan bu bilgiler bir anda uçuveriyor. Ama bunları her zaman bilin arkadaşlar. Bir matematik sorusu çözeceğiniz zaman mutlaka matematik diliyle, matematik bakış açısıyla okuyup çözmeye çalışın. Bol pratik yapmak çok çok önemli. Farklı soru tarzları görmek çok çok önemli. Her gün birazcık üzerine katarak ilerlemenizi sağlayacaktır. Şimdi birkaç tane şey söylemek istiyorum. Mesela yaş problemlerinden başlayalım. Yaş problemlerinde denklemi oluşturabiliyor olmanız gerekiyor. Ve mesela iki kişi arasındaki yaş farkının değişmeyeceğini, yıllar geçse de iki kişi arasındaki o yaş farkının sabit kaldığını biliyor olmanız gerekiyor. Veya T yıl sonraki yaş ortalamasının K artı T olduğunu bilmeniz gerekiyor. 2 yıl sonraki yaşları toplamı sorulduğu zaman 2 çarpı T olduğunu da bilmeniz gerekiyor. Aslında dediğim gibi bunlar çok basit şeyler gibi gözüküyor ama çoğumuzun iş soru çözmeye geldiği zaman unuttuğu veya atladığı şeyler. Veya kar zarar problemlerine gelelim. Mesela kar bulmak için satış fiyatından maliyet fiyatını çıkarttığını bilmeniz gerekiyor. Bu problemler sorusunu, problemler konusunu halledebilmeniz için gerçekten önemli şeyler. Şimdi sıra geldi 2018 yılında matematikten problemler konusuna kaç tane soru çıkmış. Bu arada hep ben 2018'i baz alıyorum çünkü sadece 2018 yılının sınavdaki soruların tamamı verildi. Şimdi sayı problemlerinden bir tane soru çıkmış arkadaşlar. Kesir problemlerinden bir tane, yaş problemlerinden bir tane, işçi havuz problemlerinden bir tane, hız problemlerinden bir tane, kar zarar ve karışım problemlerinden hiç soru çıkmamış. Grafik problemlerinden iki tane, kümelerle problemlerinden de iki tane soru çıkmış arkadaşlar. Yani bu demek oluyor ki 2018 yılında kaç tane soru çıkmış? Tam 9 tane soru çıkmış kümeler ve problemler kısmında eğer katarsam arkadaşlar. Yani aslında matematikte ne kadar önemli problemler konusunu görüyorsunuz. Gerçekten bu özellikle problemler konusunda önem göstermeniz gerekiyor. Çünkü her sene mutlaka ama mutlaka sınavda bu sorulardan çıkıyor. Mesela 2018 yılında 9 tane soru sormuşlar. Ama 2022 yılında belki de en az 10 soru, 12 soru problemler sorusundan da oluşacak olabilir. Bu konudan mutlaka soru çıktığını bilin arkadaşlar. Ve ona göre çalışıp özen göstermeniz gerçekten çok çok önemli. Şimdi geldi birazcık da sayısal mantıktan konuşalım ama ona geçmeden önce 2018 yılında sayısal mantıktan 3 tane soru çıkmış. Yine sayısal mantık da her sene mutlaka sorunun çıktığı konulardan bir tanesi. O yüzden bizim için önemli konulardan bir tanesi. Şimdi sayısal mantıktaki sorular her türlü sorulardan oluşuyor olabilir. Köklü sayılardan oluşuyor olabilir, geometriden oluşuyor olabilir. O yüzden çok ucu açık bir bence konu. O yüzden özellikle bu konuyu halledebilmeniz için çok farklı soru tarzları görmeniz gerekiyor ve gerçekten olabildiğince çok soru çözmeniz gerekiyor. Sorudaki bilgileri tablolara, grafiğe dökebilmeniz de soruyu oldukça basitleştirecektir. Ama dediğim gibi en önemli kısım farklı soru tarzları görmeniz, farklı kaynaklardan bol bol soru çözmeniz gerekiyor ki hem beyin jimnastiği de yapmış olursunuz. Aslında tüm dersler için bence en önemli şey farklı soru tarzlarından bol bol soru görmek ki sınavda ne tarzda bir soru çıkacağını bilmediğimiz için her soruya hazır olmanız gerekiyor. Aslında benim bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. Problemler ve sayısal mantıkla ilgili benim düşüncelerim, bence yapmanız gerekenler bunlardı arkadaşlar. Umuyorum ki hoşunuza gitmiştir videom. Umuyorum ki sevmişsinizdir. Eğer beni buraya kadar dinlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı ve kanalıma hala daha abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Çok öpüyorum sizleri. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.